merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de kadrolarınızı yorumluyorum. 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu sefer Facebook grubundan yapıyorum. Açıklama kısmında Facebook grubumuzun ismini görebilirsiniz. Onu da Facebook'unuza yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. KY FIFA Mobile kardeşliği tarzında bir şey olması lazım. İsmi zaten şu anda ekrana yazmışımdır arkadaşlar. Kadro yorumlamayı çok istiyorsunuz. Çok güzel bir izlenme alıyor. Fakat istediğim kadar like maalesef alamıyor arkadaşlar. Çok istiyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz. Ancak like sayısı çok az. O yüzden bu video 2500 beğeni geçsin ki hemen bir sonraki videoyu da çekeyim arkadaşlar. Çünkü çok seviyorsunuz kadro yorumlamayı. Ayrıca da arkadaşlar hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup gönderebilirimleri açmayı unutmayın ki hem 100.000 abone ailemize destek olun hem de ailemize katılın arkadaşlar. FIFA Mobile Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyoruz. Hatta dünyaya açılmaya başlıyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte kadrolarınızı yorumlamaya başlayalım. Başlamadan önce de arkadaşlar kadro yorumlama videolarında artık bu şekilde bir facecam olacak. Bir ekranım burada, kamera burada. Ben bu şekilde bakacağım. Değişik bir açı olacak. Bunu beğendiniz mi? Bunu da yorumlara yazın. Ben ilk defa deneyeceğim. Bir deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. İlk olarak Deniz Cıvır'ın kadrosundayız. Abi öneri yap, kadrom gelişmiyor, adamsın demiş. Ve 98 enerjisi var arkadaşlar. Bunu zaten videonun öncesinde görmüştüm. 98 enerji var ve kadrom gelişmiyor diyor. Arkadaşım 98 enerjim var, 21 levelsin. Tamam güzel. Kadron 81 gen. Kadron neden gelişmiyor? 98 gelsin. Hayır, 98 enerjim var ve bunları kullanmıyorsun. Bunlar gerçekten çok önemli. Kullanman gerekiyor. Bunları mücadelelerde, etkinliklerde harca, kullan, oyunu oyna. Karşı atakta birazcık daha gelişebiliyorsan geliş. Gelişemiyorsan da önce birazcık mücadele kas. Sonra points kas. Sonra da paket falan aç, o şey karşı atak paketlerini falan. Sonra da karşı atak oyuna daha da fazla gelişebilirsin. Umarım demek istediğim anlamışsındır. Yani o enerjileri bir şekilde harca mantıklı. Sana en mantıklı gelen şekilde harca. Hemen bir diğer kadromuza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle Barış Güngör'ün kadrosundayız arkadaşlar. 85 genlik güzel bir kadrosu var. Kadroyu beğendim arkadaşlar. Borja Mayoral, Ali, Griezmann, Ronaldo, Niarco, Shaqiri falan var. Ronaldo oynamak istediği yerde oynamadığı için reytingi düşük. Ancak önemli, Ronaldo zaten oyunda iyi bir oyuncu olmadığı için şu anki kadronu gerçekten çok beğendim. Ayrıca bütçem biraz daha olsaydı kadronu Ronaldo da alabilirdin. Ronaldo yerine sol ortası daha güzel bir tane alabilirdin. Bu arada arkadaşlar bir şey açıklamak istiyorum. Tanıttığım coin sitesi kapandı arkadaşlar. Ufak tefek sorunlar oldu. Sitede birazcık durumlar oldu ve kapandı. Şu anda o site açılmaya çalışıyor ve siteyle de ara sıra görüşüyoruz ve açılmaya çalıştığını söylüyorlar. Yani bir şekilde öğreniyorum açılmaya çalıştığını. Eğer açılamazsa yeni bir siteye geçeceğim. Yeni bir siteyle de konuşuyorum arkadaşlar. Bu site açılmazsa oradan kod isteyeceğim, indirim kodu. Bize indirim kodu verecekler. Sizler için indirim kodu isteyeceğim. Ve oradan da alışverişinizi yapabileceksiniz arkadaşlar. Şu anda zaten alışverişte sorun yaşayan kalmadı diye düşünüyorum. Şu anda o alışverişte o site kapandı. O site açılamazsa yeni bir siteye geçeceğiz. Ayrıca o siteden de durumları tamamlayacağız yani. Coin satın almak isteyenler birazcık beklemenizi tavsiye ediyorum sadece. Yeni bir siteyle anlaşma yapmaya başlayacağım yani, eğer bu site olmazsa. Bunu da sizlere söylüyorum ama bu sitenin düzeleceğini de düşünüyorum. Ama hemen şimdi bu kadroyu da bu arada çok beğendim. 10 üzerinden de 9 veriyorum. 31 levele kadar da yükselmiş, baya güzel. Ben daha 28 falanım yani. Güzel yükselmiş, güzel oynuyor. Adam 85 iken benden daha yüksek level, helal olsun diyorum. Hemen diğer kadromuza geçelim. Bu arada bugün güzel bir kadro görebileceğimizi düşünüyorum derken 87 genlik güzel bir kadro gördük. Mehmet Talha Parlak'ın kadrosundayız. 87 gen dediğim gibi Sterling, Mertens, Cristiano Ronaldo, Grifo, Fernandinho var abi. Takım kahramanı efsane duruyor. Gerçekten çok muazzam. Fernandes, Hummels, Lejeune, Cuesta, Boruç. Muazzam bir kadron var. Çok beğendim. 500 FIFA points'im var. Beceri geliştirmeni tamamla. Onu yükselt tabii ki. 100.000'in altına inmesini mi istedim bilmiyorum ama o beceri geliştiricisini yükselt. Ronaldo'yu birazcık daha yükseltirsen daha da hızlanabilir yani. Ronaldo'yu yükseltmeye bak. Sterling muazzamdır. Kesin öyle düşünüyorum. Üçlü defansı sevmiyorum. Ancak şu anki senin oyuncularına en mantıklı gelen zaten üçlü defans. O yüzden 3-4-3 baklava dizilişi senin şu anki en iyi dizilişin olabilir. Hem Fernandinho hem Ali. Yani tüm oyuncular yerinde oynuyor ve çok düzenli bir kadron var. Bu kadroyu geliştirmeye bak. Hiç oyuncu değiştirmeni önermiyorum sana. Şu Lejeune oyunu bir değiştirebilirsin belki ama diğerleri muazzam zaten. Çok beğendim. Kadroyu da 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü şekli şemali çok güzel yani. Hemen devam edelim. Emircan Kartar'ın kadrosundayız. 85 genlik güzel bir kadrosu var. Ronaldo, Griezmann, Lucas, Torreira, Danilo Pereira, Goretzka, Ali, David de Valleo, Dirar ve Esser. Herkes elit, herkes güzel duruyor. Valleo'yu değiştirebilirsin ama ona birazcık emek vermişsin galiba. O adamın çünkü reytingi o kadar olamaz. 80'e kadar yükselmişsin baya. Goretzka'yı beğendiğim bir oyuncu Goretzka'yı ama Torreira'yı beğenmiyorum. Torreira'yı takımdan çıkar. Ben çıkardım çünkü galiba, öyle hatırlıyorum. Sen de çıkar. Onun yerine farklı bir oyuncu alabilirsin. Ali Solbek oynuyor mesela. Ona da bir çare bul Ali, çünkü normalde iyi bir adam. Ali kendi mevkisinde oynatmaya bak.
Sana o şekilde diyorum. 40 da enerjim varmış. Onu harcamadıysan da harca, coins'in zaten az. Dediğim gibi coins çekilişimiz falan da olabilir. Bu yüzden sizlerin desteği lazım. O yüzden videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu sürekli söylüyorum sizlere, ancak ileride öyle planlarım var. Yani sizlere çekiliş yapmadan bitirmeyeceğiz bu FIFA Mobile 18'i. Ve en az da 12.000 FIFA points çekilişi yapacağımızı düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle yaparım arkadaşlar. Yapamazsam, çok düşük bir ihtimal ama yapamazsam kusura bakmayın sizlere verdiğim sözden dolayı, ama söz verdiysem tutarım diye düşünüyorum. Umarım da yaparız. O yüzden videolarda her videoya like atıp her videoda şu anda abone olmayan varsa da abone olsun arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Serhat Akın Kartar'ın kadrosuyla öneri istemiş. Şimdi bu kadroya nasıl bir öneri yapabiliriz? Öneri olarak şöyle diyeceğim. Griezmann muazzam bir mevkide oynuyor abi. Griezmann'ın o takım kahramanı kartı gerçekten çok güzel. O Team of the Week kartı ama çok güzel duruyor. O kalsın. Ama ikili MOO'lu bir dizilişe geç. Ronaldo'yu boş ver. Bak takımda iki tane sol kanat var. O iki sol kanat da yerinde oynayamayacak maalesef ama Ronaldo'yu boş ver. İkili MOO'lu bir dizilişe geç ve ona göre bir düzen kur ve 14 seviyesinde birazcık fazla karşı atak oyna. Sonra birazcık da mücadele oyna. O mücadelelerden points kas. Sonra karşı ataktan ödüller var. O ödüllerdeki paketler var ya, özel paket geliyor karşı atak kasınca. O paketleri aç, beceri geliştiricilerini kullan ve takımın o şekilde daha kolay gelişebilir. Hazır Griezmann'ı falan almışken de senin de coins'e ihtiyacın var. O yüzden site açılırsa söyleyeceğim. Coins alabilirsiniz o siteden. Hemen diğer kadromuza geçelim. Necdat Sevdinov abi öneri demiş. Şimdi öneri olarak bu kadroyu ne yapabiliriz? Salah çok beğendiğim bir oyuncu. Griezmann iyidir. En yüksekken yapıp keşke bana atsaydın, daha iyi olabilirdi. Bu arada İranlı galiba kardeşimiz. Aurier, Jardel, Hilton, Danilo, Avelar, Tolisso, Ali, David Silva. Yani kadron güzel duruyor şu anda. Her oyuncu mevkisinde mi? David Silva hariç öyle. Griezmann'ı birazcık daha geliştirmeye çalış. Bu arada yedeklerde de kimler var bilmiyorum. Enerjin de yani tam dolu ama çok da fazla kullanmamışsın. Ama bak senin de seviyen 14. Arkadaşlar seviye 16'nın altında falansanız lütfen karşı atakta gidebildiğiniz yere kadar gidin ve ödüllerde özel paketleri almak için de mücadelelerde points kasın. Points'le olan mücadeleleri oynayın. Hala oynamayanlar var. Oyunda daha çok gelişebileceğiniz halde gelişmiyorsunuz boşu boşuna. O yüzden gelişebilirsiniz yani. O yüzden sana da vereceğim öneriler bu şekildeydi. Şimdi TC Emir Akbaş'ın kadrosundayız gördüğünüz gibi. Şimdi Ronaldo, Van Persie, Lens, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup çok güzel bir kadro. Çok beğendim. Neden mi çok beğendim? Süper Lig kurmaya çalışıyor. O yüzden beğendim. Lens var, Medel var, Oğuzhan Özyakup var, Şikirtel, Topal ve Van Persie var. Güzel bir kadrom var, beğendim. Hem de Süper Lig'den oyuncularımız var. O yüzden daha da çok beğendim. 10 üzerinden 7 falan veriyorum. Ancak öneri falan da istememişsin. Kadron güzel. Videoda gözükmesi de güzel oldu kardeşim. Hemen diğer kadromuza geçelim. Enes Ercan, abi bir de öneri verirsen sevinirim demiş. Cristiano Ronaldo, Jermaine, Ayoze Perez, Griezmann. Abi Ayoze Perez de yerinde oynamıyor. Griezmann da. Wilhena, yani kadro şu anda düşük bir durumda, sen de farkındasın. 40 tane enerjin var, onları kullan. Sonra karşı atakta gelişsen de dediğim gibi, sonra karşı atak ödüllerinden beceri geliştirmeleri tamamla. Hem levelin artar hem takımın güçlenir, çünkü takımın şu anda çok kötü. O beceri geliştiriciler var ya, karşı atak oynarsan gelişecek. O yüzden onları yap diyorum, onları öneriyorum sana kardeşim. Önerim budur yani. Oyuncu olarak öneri veremiyoruz. Zaten bu seneki oyunun mantığında oyuncu önerilmez arkadaşlar. Bu sene mantık önemli. Mantığını çözdüğünüz zaman bir yere kadar çok rahat gelebilirsiniz. Sonrası 90 yer almak falan zor ama böyle 85-86 rahat bir şekilde olabiliyorsunuz o mantığı anladıktan sonra. Çünkü ben de çok fazla coins yatırmadım. Sadece 3 milyon 4 milyon coins çektim ve şu an 87 gen takımım var. Ancak çekmeyenler de belli yani, o kadar zor değil. Ayrıca snipe yaparak da coins kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Çağan Merdivenci'nin kadrosundayız. 10 tane beceri geliştirmesi duruyor. Onları lütfen yap. Bir tane oyuncunu satıp yap hatta. Yani yapamıyorsan bir snipe snipe bir şey yap, onları yap yani. Onların öyle durmasına çok sinir oldum. Pjanic, Ali, Drinkwater, Asamoah, Jedwas, Nako Fernandez, Lang. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beceri geliştirmeleri önemli değil zannediyor ama en yüksek beceri geliştirmesi 3, o da Lang'da. Ama diğerleri 2 falan yani. Mesela Munir. Bu adam 4 tane beceri geliştiricisi yapsan bir de çalıştırsan bu adam efsane olur. Hem hızı iyiydi zaten. Hani o şekilde onları da düzenlersen sevinirim yani, o beceri geliştirmelerini yap. Önerim budur sana. Bir tane daha kadro atmış, bir de bunu atmış. Bu da güzel kardeşim. Hemen diğer kadromuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de İbrahim Duran'ın kadrosundayız. Cristiano Ronaldo, Zardes, Griezmann, Uyar Merzeybek, Ali. Bak bu da yapmamış. Beceri geliştiricilerini yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baksana, adamın 19 leveli var ve beceri geliştiricilerini çok az yapmış. Bunları yapın. Beceri geliştirmeleri nasıl geliyor? Karşı atak ödüllerinden alırsanız ya da 20 binlik paketler. 111 enerjim var. Mücadelelerden points kas, bir de karşı atakta kas.
Sonra da dediğim gibi o beceri geliştiricilerini yapın arkadaşlar. Bu videoda çok değişik öneri vermedim. Full beceri geliştiricilerini yapın dedim. Ama arkadaşlar beceri geliştiricileri çok önemli yani. Coins'iniz bir miktar az. Onun için de böyle site açılırsa şöyle bir 200 bin 300 bin coins çekerek halledebilirsiniz bunu. Ramazan Özşahin neler yapabilirim demiş. Şimdi 20 leveli var. Beceri geliştirmeleri herkeste artı 3 var. Çok yüksek olmasa da güzel. Daha fazla yapılabilir mi? Karşı atak kasılarak yapılabilir. Ayrıca 21 level olman çok kolay. Bir 20 binlik paket açlayacağım. Gelmeye de bilir. O riskli. O yüzden onu yapma. Senin de coins'e ihtiyacın var. Şu an yapabileceğin çünkü bir şey yok. Bir coins lazım. Ayrıca MO oğlu bir dizilişe geç. Ali istediği yerde oynasın. Çünkü takımda şu anda en beğendiğim oyuncu Ali. 4-3-3'lük diğer dizilişe geç. Yani Ali istediği yerde oynasın diyorum sana. Ben de bu tarz bir dizilişle oynuyorum. Güzel bir kadron var ama dediğim gibi bunun da coins'e ihtiyacı var arkadaşlar. Coins çekilmeden çok da fazla bir şey yapılabilir mi? Etkinliklerde şanslı olması lazım. Tabii yapılabilir ama etkinliklerde biraz daha şanslı olması lazım tabii ki. Karo'yu beğendim ama Karo genel olarak güzel abi. Şimdi Osman Aydın parada sıkıntı yok öneri please demiş arkadaşlar. Bu parada sıkıntı yok diyenleri de anlamıyorum. Parada sıkıntı yoksa direkt Messi al, Neymar al, Suarez al, diz kadroyu yani. Neyse şimdi kadro güzel. Kadro gerçekten iyi. Beğendim kadroyu. Gelişmelerini de yapmışsın. Genel olarak diğer şeyleri göremiyorum ama arkada galiba bir tane beceri geliştiricisi var. Onu da yap. Güzel kadro ya, beğendim. Öneri olarak sol bek diyor. Sol bekin güzel. Sol beke öneri yapılmaz. Kadroda kötü bir oyuncu var mı? Arkadaşlar kadroda kötü bir oyuncu yok. Tavim beğendiğim bir oyuncu. Kalede de Arreola falan var. Güzel oyuncular var. Bu kadroya öneriye gerek yok. Bu kadroyu geliştirsen direkt. Ben beğendim. Mehmet Doğan Yorulmaz'ın kadrosundayız. Size tamamı gözükmüyor arkadaşlar ama ben şimdi size anlatacağım. Kardeşim öneri verirsen sevinirim fakat alamam çünkü param yok. Kadromu yorumlarsan sevinirim. Videoya selam olsun, sana da kolay gelsin. Aleyküm selam. Bu arada arkadaşlar kadroyu tamamen açalım, zaten profili gördünüz. Evet arkadaşlar burada açtık gördüğünüz gibi kadroyu. Şimdi güzel bir kadrom var ama Tolga Ciğerci'yi çıkar. Çünkü istediğin mevkide oynamıyor. Çok güzel yükseltmişsin. Ya da MDO artı MOO'nun oynadığı bir diziliş yap. Çünkü Tolga Ciğerci'ye yazık oluyor. O adam istediği yerde oynarsa çok daha iyi oynar. Bu arada Tolga Ciğerci aslında biliyorum, ben öyle biliyorum. MO'da oynuyor diye biliyorum ama MDO'da olabilir, bilmiyorum tam. Beceri geliştirmelerini birazcık daha hızlandırabilirsin. Ratingini falan görmedim. Güzel bir kadron var ama beğendim yani, güzel bir kadron var. Evet arkadaşlar son olarak 2 tane daha kadro yorumlayacağım. Hatta 3 olsun, 3 tane daha yorumlayacağım. Sonra diğer kadroların hepsini size göstereceğim. Enes Yavaş'ın kadrosundayız. 83 genlik güzel bir kadrosu var. Zardeş istediği yerde olamıyor. Zardeş satıp yerine başka bir MO alabilirsin. Çünkü 403 bin coins'e alabilirsin. Ya da elindeki bir MO'yu yükseltebilirsin. Kalecini çok beğendim. Kaleciye önem vermişsin. Güzel. Stoperde gerçek bir stoper oynatman gerekiyor. Stoperde sol orta saha oynatırsan sıkıntı yaşarsın. Bunu da sana söyleyeyim. Kadro genel olarak güzel ama beğendim. Enerjilerini de harcamanı öneriyorum. Coins'inde güzel var. Hemen diğer kadromuza geçelim. Yusufcan Ertaş ne demiş? Abi orta sahamı yükselteceğim. Sence takım nasıl demiş? Güzel bir kadron var. Orta saha birazcık daha yükselmesine gerek var mı? Abi kadron zaten şu an eşit gidiyor. Güzel abi, beğendim. Sence takım nasıl dedim? Güzel yani, iyi. Beğendim. Son olarak bir kadro daha yorumlayacağım. Sonra diğerlerini göstereceğim sadece arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yukarı çıkarsak daha iyi olabilir. Abi ben senin ligindeydim. Çarım sıfırlandı. Bu kadar yapabildim. Önerim var mı? Kaleci veya stoper. Ronaldinho'su var abi. Çarım sıfırlandı diyor. Adam Ronaldinho almış. İkon var takımda 83'ken. İlginç. Nasıl oldu bu ya? Paketten şansa mı çıkarmış? Anlamadım. Tam bir dakika. Birazcık aşağı inelim de kadroyu tam görün. Çürük su falan var. Birazcık daha yükseltebilirsin. Kaleci veya stoper öner demiş. Kalecini yükselt. Kalecini iyi. Çok da düşük değil. Stoper olarak da öneri yapmayayım. Yükselt oyuncularını. Yükseltmek daha önemli ama coins'in az nasıl yapacağını bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde aşağıya ineceğiz ve çok yüksek kadro görene kadar durmayacağız ama tüm kadroları atanları hepsini göstermek için böyle devam ediyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. 83'ken 83'ken tekrardan tekrar 83'ken 87'ken bir tane gördük. Bu videoda çok fazla yüksek görmediğimiz için 87'ken de duralım. Abi öneri verir misin? 10 üzerinden kaç demiş. Mbappe falan var, beğendim. 10 üzerinden 9 veriyorum. Hemen devam edelim. 80'genlik var. 84'ken, 85'ken, 85'ken yine, 78'ken, 87'ken de durmuştuk demin, yine duralım. Şöyle 90'ken falan hiç çıkmıyor ama ya. 1 milyon coins varsa pazarda oyuncu var demiş. 1 milyon coins varsa bu kadroya geliştirme yapmanı çok felaket bir şekilde öneriyorum. Bu kadroda kimler gelişebilir? Kaleci falan iyi. Defans Sokratis falan var. Kadroyu çok beğendim. Bu kadro 90'gene bile gidebilir yani 1 milyon coinsle. Çok 1 milyon coinsle gitmez ama yani 88'gen falan olur bu kadro. Öneri olarak yapacak bir şey yok ama güzel yani. 1 milyon coins'in varsa güzel. 81'lik kadro, 84, 85,
82'lik güzel bir kadro. 85, 85. Kadrolar güzelleşmeye başlamış arkadaşlar. Artık çok düşük kadrolar görmüyoruz. Önceki videolardaki gibi. 87'lerde bir dahaki 87'de durmayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama söylemediğim için duralım. Önce bir profili gösterelim. Burak Şahin videoya selam demiş. Aleyküm selam. 10 üzerinden kaç demiş? 10 üzerinden 8 veriyorum, 7 veriyorum. O civarda bir şey veriyorum yani. Karo güzel. Wijnaldum 88'e yükseltmişsin. O adam çok iyi oynar o şekilde. Bir de hızlıydı galiba adam. Çok yavaş bir adam değildi. MO'ya göre iyi bir hızı vardı. O da iyi oynayabilir. Hemen devam edelim arkadaşlar. 79 gen, 83 gen, 86 gen, 86 gen güzel kadrolar görüyoruz arkadaşlar. Muazzam kadrolar. 87 gen bir dahakinde durmayacağım dedim. 88 görene kadar da durmayız. Arkadaşlar ama başka kadro yok. O zaman en son kadro buymuş. Bir de şu 87 gende duralım. Hepsinde durduk. Bir tane 87 gen daha var. Bunda da duralım arkadaşlar. Zaten kadrolar bitti. Cristiano Ronaldo, Son, Royas, Ljajic, Ali, Zeybek falan var. Güzel bir kadro var. Hummels'i geliştirmeye bak. Hummels'i geliştirmek için kendini birazcık yorman gerekiyor ama 35 levele kadar yükselmişsin. Helal olsun diyorum. Bu arada büyük bir abimiz galiba. Yorum olarak oran vereceğim. 10 üzerinden 9-10 falan verebilirim. Çünkü defanslarını falan beğendim. Simon Kea falan var. Güzel bir kadro var. Hemen arkadaşlar bu kadroya da 10 üzerinden 8 verdim galiba. Hemen arkadaşlar şimdi en üstten benim kadroma geçelim ve sonra videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar şimdi de benim kadromdayız. Benim kadrom da bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda benim kadromdan güzel kadro çıktıysa o kadrodaki kişinin ismini yorumlara yazın. En güzeli benimse de en güzeli senin falan yazabilirsiniz. Yani siz de benim kadromu yorumlarda yorumlamayı unutmayın. Burada videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi daha fazla kadro yorumlama için bu videoya sizlerden çok güzel bir like sesi bekliyorum arkadaşlar. Like'larınızı yardırın ya. Hadi 2500-3000 beğeni yapabilirsiniz. Bu videolar izleniyor çünkü. Hadi like'larınızı yardırın. Ayrıca da arkadaşlar tam olarak şu mikrofonun şeyi oldu. Buralardan kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek de harika bir videoya gidebilirsiniz. Birisi çark çevirme videosu arkadaşlar. O videoyu her videoda önereceğim bayağı bir video boyunca. Çünkü o videoyu herkesin görmesini istiyorum. Çok güzel bir video oldu. Benim de en çok eğlendiğim video arkadaşlar kanalda, size öyle diyeyim. Burada videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bay bay.